Ya bağıra bağıra hoparlörle okunan ezan kadar iğrenç bir saldırı. Yani bir tecavüz, bir taciz, bir bayağı böyle insanın mahrem yerlerine el atılması düzeyinde bir saldırı. Daha bilmiyorum yani Türkiye'de yaşamanın bence en korkunç boyutlarından biri budur. Bu bangır bangır bağıran, hayvan gibi bağıran ezancılar. İnsanların ruhuna şevk vermek yerine insanlara tedirginlik veriyor. Ve dünyanın her yerinde bu ezanlar yüzünden İslamiyet'e yönelik eleştiriler var. Çünkü dünyanın bütün anayasalarında, şimdi bir hukukçu insan sıfatıyla söylüyorum bunu, bizim anayasamızda da insanların dinlenme hakkı vardır. Bütün insan hakları bildirgelerinde, evrensel insan hakları beyannamesi dahil, insanların dinlenme hakkı vardır. Siz şimdi İslam'ın Hazreti Peygamber'in cihazla olmayacak bu iş sözündeki mucize ihbarı anlıyor musunuz? Almanya'da konferans veriyorum. Ünlü oryantalistlerden biri bir profesör de konferansta. Soru sordu bana. Dedi ki, siz çok yetkin bir ilahiyatçısınız, dünya sizi tanıyor. Bilirsiniz ki dinlerde zulme uğrayan insanların en rahatladıkları yer zulümden azade yaşama noktaları ibadet zamanlarıdır. İbadetler bunu sağlar. Oraya kimse pek dokunmaz. Fakat sizin ibadetleriniz Müslümanlar olarak bizatihi insanlara işkence yapıyor. Ben tabii çok canım sıkıldı buna. Adam böyle sordu bunu. Kalktı orada İngilizce konuşuyor. Bu manalarda böyle çok ağır biçimde bir ithamla bir soru sordu. Dedim ki, siz galiba iki şeyi birbirine karıştırıyorsunuz. Tabii meseleyi getirdi bu hoparlörle okunan ezanlara. Hı hı. Ben dedi seyahate gittiğim zaman otelimde rahat uyuyamıyorum dedi. Sizin ibadetinizin benim bu hakkımı ihlal etmeye kendisini yetkili görmesini nasıl izah ediyorsunuz dedi. Böyle ibadet olur mu? Dedim ki bu İslam'ın taleplerine aykırı bir uygulamadır. Bundan İslam'ı sorumlu tutamazsınız. Kardeşim dedi, sayın profesör, hep aynı nakaratı söylüyorsunuz. Sizin iç işlerinizi biz mi düzelteceğiz? İnsanlık sizin dininizden rahatsız olmasın diye biz sizin dininize müdahale mi edelim? Onu mu istiyorsunuz? Bakın diyorsunuz ki İslamiyet'in taleplerine aykırıdır bu. Cihazla okunmaması lazım ezan. Niye yapmıyorsunuz kardeşim dedi. Biz rahatsız oluyoruz. Bir kafayı geçirseydin hocam sen de çok alttan almışsın. Yani biz yani çandan şeyden şimdi, affedersin ama çanı şeye koymamış. Onlar bilmiyor muydu teknolojiyle çanı da mikrofonla koyup da hoparlörle koymayı? Hala çan çalıyor. Ama büyük çanlar. Ama binlerce bakın, çan çalıyor. Yani onlar Demir bilmiyor Bey, muydu? O çanın bile çalınmasını Hazreti Peygamber namaz vaktinin duyurulması için kabul etmemiş, yasaklamıştır. Tabii. Onu bile yasaklamıştır. Siz şimdi bu hoparlörleri neyle izah edeceksiniz? Bu, bakın ben şunu söyledim, yine söyleyeceğim. Bu hoparlörlerle okunan ezanlarla kılınan namazlar, o hoparlörlerin insan haklarında yarattığı ihlallerin faturasını ödemeye yetmez. İşte hukukçu gözünden bakarsak. Hukukçu ve din. Din gözünden bakarsak. Ben bir mimar gözünden merak ediyorum. Yani şuraya geleceğiz. Yani. Ezanın ruhaniyeti ve ezanın hakikaten İslam'ın temel ibadetlerinden biri olan namaza duyuru aracı olması, İslami ve Muhammedi ruhaniyetiyle okunmasına bağlı, o da insan sesiyle. Anladım. Bunun dünya ölçeğinde derhal durdurulması lazım. Bu herhalde tartışılır sonuçta. İnsan sesiyle okuyacak bunu. Anladım. Güzelliği de orada, etkisi de orada, ruhaniyeti de orada, sevabı da orada. Geriye ne kalıyor? Geriye inat kalıyor. Tamam, şimdi din ve bilim bunu söylüyor. Ben mimari açıdan bir ilgilenmek istiyorum. Hani sonuçta siz uydu kentler yaptınız.